Selamlar kanalıma hoş geldin. Bugün kedi ve köpeklerin için otomatik mama kabı ile birlikteyiz. eslink markasının ESL 23 modelli bir akıllı otomatik mama kabını inceleyeceğiz. I Öncelikle evcil dostlarımızı evde yokken besleyebileceğiniz veya evde olsanız da olmasanız da otomatik istemiş olduğunuz saatlerde her gün boyunca işte sallıyorum sabah 10'da mama ver, akşam 7'de mama ver gibi saatlerinizi ayarlayıp otomatik porsiyonlarını seçip mama verebileceğiniz bir ürünle birlikteyiz. Biliyorsunuz Esslink ürünleri genelde tuya destekli oluyor ve tuya ile birlikte stabil bir şekilde ürünü çalıştırabiliyorsunuz gerçekten hızlı ve anında tepki veren uygulama olduğunu söyleyebilirim. Ürünün özelliklerine bakacak olursak 2.4 GHz Wi-Fi ile bağlayabiliyorsunuz ve 6 litrelik bir kapasitesi bulunuyor. Bu üründe hem sesli komutlar verebiliyorsunuz hem de 3 megapiksellik full HD bir kamerası bulunuyor. Yani evcil dostunuz mama yerken onu oradan görebiliyorsunuz veya işte odanızın herhangi bir konumundaysa bu mama kabı oradan da kamera olarak da izleyebiliyorsunuz açıkçası. Bu da güzel bir özellik olmuş. Üzerinde kamerasının olması mamasını yiyip yemediğini, bitirip bitirmediğini de evde yokken görmenizi sağlıyor. Kutu içeriğinden neler çıkacak ben de bilmiyorum. Sizlerle birlikte kutusunu açacağız birazdan ve sonrasında ben de oğluma güzel birkaç tane mama vereceğim ve deneyeceğim bu ürünü. Bakalım gerçekten güzel çalışıyor mu? Ben daha öncesinde kullanan arkadaşlarım olduğu için biliyorum ama eğer ki sizler bu ürünü yeni izliyorsanız videoyu almak için muhtemelen izliyorsunuzdur evcil dostunuz için. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Tüm detaylarını sizlere uygulamasıyla birlikte gösteriyor olacağım. Hatta kurulumunu da birlikte yapacağız. Şimdi gelin kutu içeriğine bakalım ve kutunun içerisinden neler çıkıyor. Sonrasında tekrardan kamera karşısına geçeceğim ve bunu evcil dostumun odasına, oğlumun odasına koyduktan sonra bakalım ürünle mama verdiğimde ne gibi tepkiler verecek onları da göstermeye çalışacağım sizlere. Kutu açılımına geçiyoruz. Evet birlikte ürünümüzün hemen bir kutusunu açalım ama öncelikle şu arka kısmında gerekli detaylı bilgilere yer verilmiş. Onları göstermek istiyorum sizlere. Burada 2.4 GHz'de bağlandı. İşte diğer tüm özellikler full HD oldu. Onun dışında zaten 6 litrelik bir kapasitesi bulunuyor ve Eslink SL23 modelli bir ürün. Hemen şimdi şöyle yapacağım. Kutuyu açtıktan sonra böyle bir köpük çıkıyor içerisinden ve ürün gerçekten korunaklı bir şekilde geliyor. Şimdi şu ürünü bir yana alalım. Başka bir şey var mı? Kutunun içerisinde farklı bir şey yok. Hemen şöyle poşetini yırtacağım. Poşeti yırttıktan sonra ürün bu şekilde karşılıyor bizleri. Şimdi içerisinde zaten muhtemelen bu kabın içerisine koymuşlardır diğer ürünleri. Şimdi ürünün üst kapağını çıkarttığımızda gerekli tüm ürünlere burada yer verilmiş. Bak şimdi şöyle poşeti çıkarttığımızda bu mama kabını alt kısma gelen parçası. Bunu direkt böyle alt kısma konumlandırıyorsunuz. Bunu birazdan takacağız. Burada kitapçık ve şarj cihazı çıkıyor. Güce bu şekilde bağlıyorsunuz bu kabloları. Bunu da açacağız. Bu kısımda ürünlerinizin bayatlamaması için kapağın alt kısmına konumlandırılmış. Bu da güzel. İç ne de gerçekten iyi. Zaten mama buradan dönüp şu alt kısımdan mama kabımıza geliyor. Ön kısmını hemen ürünün göstereyim. Şurada direkt mamanın atıldığı yer. Burada kasenin takılacağı yer. Burada ses kaydı yapabiliyorsun ve her ses kaydı yaptığında köpeğin ya da kedin o ses kaydını işte ne bileyim vay hadi gel mama zamanı dediğinde otomatikmen ee, sen mama verdiğinde o ses geliyor. Ve burada da bir kamerası bulunuyor. Kamerayı da şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Ön kısmı falan güzel. Ürün gayet kaliteli. Yani plastikten üretilmiş ama kaliteli bir yapıda. Kapağı da hemen bu şekilde üzerine taktığınızda ürün bu şekilde durmuş oluyor. Şimdi mama kabının kurulumuna gelelim. Şuradan tuyu uygulamasını indirip yüklüyoruz ve sağ üstten cihaz ekle bölümüne tıklamanız yeterli olacak. Sonrasında burada küçük ev aletleri yazıyor ve burada en alt kısma iniyorsunuz. Daha doğrusu birazcık aşağıya indiğinizde ürünü göreceksiniz. Bak evet şuradaki ürün. Burada akıllı evcil hayvan besleme kameralı wifi yazıyor. Buna tıklıyoruz ve buradan bu tik işaretini yapmanız gerekiyor. Ve sonra ileri diyeceğim ama burada videoyu keseceğim çünkü wifi şifresini soracak. Bunun bir bölümü wifi şifresi. Wifi şifresini de girdikten sonra karşımıza böyle bir alan çıkıyor arkadaşlar. Burada da direkt olarak kameranıza okutmanız gerekiyor ürünü. Hemen şöyle kameraya okutacağım. Bu ürünün kamerası bu arada. Bak duydunuz bip 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 diye ses verdi. Ve şu an kurulum tamamlanıyor. Şimdi burada kurulumu yapıyor. Ve kurulumu yaptıktan sonra da zaten kısa bir süre sürecek. Ondan sonra ürün kullanımı hazır. Evet şu an kurulumu bitirdi. Buradan tamamlandıya basıyoruz. Ve ürünün arayüzü bu şekilde karşımıza çıkıyor. Şöyle kamerayı biraz daha çevireyim. Bakın beni kamerada şu anda görebiliyorsunuz. Şurada screenshot bölümü bulunuyor. Bu screenshot'la ekran görüntüsü fotoğrafı alabiliyorsunuz. Bu tuşa basarak mikrofona ise konuşabiliyorsunuz. Burada hem karşı tarafa ses gidiyor hem de karşı taraftan ses alabiliyorsunuz. Record tuşuyla bir kayıt yapabiliyorsunuz. Evcil hayvanınızın o an ne yaptığını belki kaydetmek isteyebilirsiniz. Onun dışında burada baktığınızda birçok bölüm bulunuyor. Bu kısım kaydetmiş olduğunuz videoları yeniden izleyebilmenizi sağlıyor. Buradaki kısım ise bir zamanlayıcı, planlama ayarlıyorsunuz. İşte hangi saatte, hangi günde. Mesela bunlar İngilizcedir. Günleri burada seçebiliyorsunuz. Ayrıca buradan kaç porsiyon mama vereceğinizi de seçebiliyorsunuz. En fazla 10 porsiyona kadar mama verebiliyorsunuz. Şimdi buradan geriye çıktığımızda bu kısımda fit yani manuel bir yemek verme planlama yapmadan direkt bu kısımdan manuel olarak mama verebiliyorsunuz. Mesela şöyle gelelim 10 porsiyona kadar diyor. Bunu ben hemen bir 2 yapayım. Siz şu an duymayabilirsiniz ama verdiğimde içerisindeki mekanizma dönüyor ürünün ve bakın şu anda tamamlandı diyor. En alt kısımda da bir alarm var. Burada hareket algılama bölümünü açabiliyorsunuz. Bunun hassasiyet ayarlarını da Buradan yapabilirsiniz. Düşük, orta veya yüksek oluyor. Bu da evcil hayvanınızın, evcil dostunuzun hareket ettiğinde size bildirim vermesini sağlayan bir özellik. Şimdi kameraya şöyle bir daha tekrar gelelim. Bak kamera gerçekten şu an ışık yok ortamda ve gerçekten HD bir şekilde çalışıyor. Şu anda kameranın karşısına geçtim ve uygulama bu kadar. Tuyu uygulamasının arayüzü bu şekilde. Bende birçok ürünü var ve o yüzden bunu zaten kullanıyorum. Tekrar tıkladığımızda direkt ürünümüz açılıyor. Şu kısımda sinyal gücünüzü gösteren bir kısım bulunuyor sağ üstte. Burada HD ve SD var. SD internetiniz kötüyse SD'de kullanabilirsiniz. HD ise HD'de buradaki kısımdan da ekranı büyütüp evcil dostunuzu rahatlıkla izleyebileceğiniz bölüm. Yani bunu aslında bir güvenlik kamerası olarak da düşünebilirsiniz bu ürünü. Anlık olarak izleyebileceksiniz. Onun dışında burada sesi açıp kapatabildiğiniz bölüm var. Buradan da direkt bu cihazın üzerindeki mikrofondan ses alıyor ve sizin mikrofonunuzdan da ses gidebiliyor. Uygulama ve ürün kurulumu bu şekilde. Şimdi tekrardan kamera karşısına geçiyorum. Evet, ürünümüzün kutu açılımını yaptık ve sizlere kurulumunu göstermeye çalıştım elimden geldiği kadar. Bir evcil hayvan, bir evcil dostunuz varsa gerçekten bu ürün sizlerin işini pratikleştiriyor. Öncelikle mama haznesinin kabı yani alt kısım diğer ürünlere göre, diğer markalara göre daha geniş üretilmiş ve ister kediniz ister köpeğiniz için kullanabiliyorsunuz. Diğerleri biraz daha kediler içinde. Böyle mama kasesinin biraz daha böyle iç kısmı haznesi küçük oluyordu. Bunda gerçekten tamamen böyle hem çok köpeğin de yiyebileceği şekilde hem de kedilerin işte ya da farklı bir ne bileyim aklıma gelmiyor hayvanın yiyebileceği şekilde. Esling Kesel 23'ün iç haznesi 6 litre olduğu için gerçekten fazla bir mama alıyor içerisine ve yukarısındaki kapakta bir havalandırma tarzında yer olduğu için mamalarınız hiçbir şekilde bayatlamıyor ve tadı geçmiyor. E bu da evcil dostlarımızın rahatlıkla yemesini sağlıyor. Ürünün uygulaması Tuya destekli biliyorsunuz. Tuya uygulaması ile rahatlıkla kurulumunu sağladıktan sonra ister evinizde ister dışarıda ürünü kullanabiliyorsunuz. Evcil hayvanınızı kameradan görebilirsiniz. isterseniz sesinizi ona iletebilir, isterseniz de onun sesini duyabilirsiniz. Çünkü ürünün üzerinde de mikrofon ve hoparlör bulunuyor. Ayrıca sizin telefondan mikrofonunuzda açık bir şekilde ona sesinizi iletebiliyorsunuz ve ürünün üzerinde bir kayıt tuşu bulunuyor. Mikrofon tuşuna basılı tut da yaklaşık sanırım 10 saniyelik bir ses kaydı yapabiliyorsunuz ve mikrofon tuşunu bıraktığınızda alttaki play tuşuna bastığınızda da o kaydetmiş olduğunuz sesi karşı tarafa iletebiliyorsunuz. Yani mama kabından o ses çıkıyor. Bunu uygulamadan da ayarlayabiliyorsunuz ve uygulamada her mama verdiğinizde bu ses duyuyor. Mesela işte oğlum gel mama hazır ya da gel oğlum mamanı ye gibi porsiyona bastığınızda ver dediğinizde mamayı otomatikmen o ses de çıkmış oluyor ve evde olmasanız da evcil dostunuz sesini Duyup rahatlıkla belki biraz daha hani içine sinerek o mama kabının yanına geliyor ve mamasını yemeye başlıyor. Benim oğlan aşırı derecede bu tarz ürünleri seviyor. Ve hani şu anda görmüş olduğunuz görüntüde aşırı derecede böyle yumulup mamasını yiyor. Ben bu arada mama kabının içerisine köpek beslediğim için söylüyorum. Biliyorsunuz çubuk stikler oluyor ödül mamaları. Mamasının içerisine 3 veya 4 tanesini şu boyutlarda böyle kırarak içerisine karıştırıyorum ki eğer hani mama ile birlikte döküldüğünde bir iki tane de içerisine mamanın ödül maması da gelmiş oluyor. Bu sayede mamasını rahatlıkla yemesini sağlıyor. Esling markasının SL23 modelli akıllı hayvan besleme mama kabını bu videomuzda inceledik. Sormak istediğiniz sorular olursa gene yorumlar veya instagramdan sorabilirsiniz. İncelememi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca incelememi istediğiniz diğer ürünler varsa da bunları bana yorumlardan veya instagramdan iletebilirsiniz görüşmek üzere